Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa. Yine oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi yeni başladığımız Frostpunk oyun serisi kaldığını güzel bir şekilde devam ediyor. Bu ikinci bölüm olacak bu güzel oyun serimiz inşallah. Evet, gördüğünüz gibi her şey yolunda gidiyor diyebiliriz. Tabi ama arkadaşlar, hayatta kalmamız kesinleşmiş diyemeyiz. Daha çalışmamız ve çabalamamız lazım. Burada kaynak bittiğini söylüyor. Artık tahta denilen bir şey kalmadı yani. Tahtaya dikkat etmemiz lazım. Bundan sonra elimizdeki tahtaya. Şuradan bak, tahta toplama imkanımız var. Bunu değerlendirerek. Hay, ne yaptı bu ya? İyi, tahta geçti elimize. Bu tahtayı tutalım. Bu tahtayla ben arkadaşa iki tane şey inşa edeceğim. Neydi onun ismi? Siz söyleyin. Çocuk bakım evi. Dur. Ve bir tane de SGB'ye. Evet. Aa, gidiyorlar. Hastalanlarımız oldu. Neden hastalanlarımız var? Şunları açalım. Artık fazla dışarıda tabii ki. Bunu da açalım. Çalışırken bayağı bir arkadaşlar. İmkan sunalım. Tahtamız yok ya. Şundan da mı çalışma saatini yükseltsem acaba? Bundan da çalışma saatini yükselteceğim. 14 saati yükseltelim. O bakım evi bir an önce lazım. Çok kötüydü. Dur o zaman. Nasıl yapacağız onu biz? Şunları yıkarsak ileride tahta elimize geçer diye düşünüyorum. Sözümüzü yerine getirmezsek büyük bir tehlikeye girebiliriz çünkü. Böyle bir şeyler ağzına geçeceğiz. Tahta kaldı. Bayağı şeyine yetti ha. Ya şimdi tahta yok ama elimizde. O şunları yıktıktan sonra büyük ihtimal bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Yok, araştırmak için imkan yok maalesef. Böyle bayağı bir işçimiz var elimizde. Çorba yapıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi istediğim yere vardı da burada tahta bulunca... Aa, doğru, burada tahta var, unuttum lan ben. Evet, burada arkadaşlar bir koruma odası var. Ve burada bir yazı yazıyor. Şöyle bir yazı yazıyor. Yani daha doğrusu bir tabela var. Yeni eve doğru 27 kilometre. İngilizcesi aslında, İngilizce. Şeye göre, mesafeye göre. Mailen Türkçesini bilmiyorum. 1934'te Londra'ya falan, yani 1934 bayağı uzakta bir yerdeymiş. Yani burada bir yerde bir şey var arkadaşlar. Neydi onun ismi? Bir yer var. Ben hemen bu tahtanın geri gelmesini isteyeceğim. Bana tahta lazım çünkü. Çok güzel tahtanın olması. Ne oldu? Bu da yeteri kadar kayın. Aa, ama doluyor. Depo doldu. Çok güzel. Umut, ışığımız yüksel. Oradaki kaynaklar bitti. Hadi tahta da getir bir önce kardeşim. Seri tahta. Oy, valla kıl payı oldu diyebiliriz. Yeni bir yasaya gidebiliriz. Çok güzel. Yeni yasamızda... Şu anda kondel atma aslında. Bu tahta gelecek. Kamp arena, dövüş alanı. İnsanları mutlu eden bir şey. Evet. Çok güzel. İstediğim kaynak geldi. Şimdi aslanım sen şöyle gel. Aslında hikaye buradan devam ediyor. Yani bu senaryonun hikayesi diyelim. O zaman şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Ondan sonra geri dönüş. Aslında bir tane daha keşif grubu arkadaşa getirsek iyi olacak ama sınırlı sayıda, tek araştırmak lazım. Yani orada evet. Şimdi ilk önce araştırma. Bana daha çok ileride kaynak lazım olacağı için kömür, bunu araştırmak isterim. Kömür jeneratörü. Bu bir. İki. Bize tahta lazım dediğim gibi. İki tane inşa edeceğim.
aslında hepsini alabilecek şekilde inşa isterim. Bir tanesini buraya inşa ediyorum. Buna ileride yıkılacak. Onun iş yeri olarak düşünmek lazım şu an. Şimdi buradaki de büyük bir kısmı tahtasını almak isterim. Evet, tamamdır. Hızlandıralım. Bayağı bir tahtamız var. Zahir, dövüş alanı bir de inşa edelim. Herkes buna sevinecektir. Evet. Bayağı bir işçi mevcut aslında. Şimdi insanlar çalışmaya gidiyor. Yol inşa ediyorlar, binaları inşa ediyorlar. Hava... Oo, çok güzel ısındı. Isındı. Eksi 20 dereceydi şimdi. Isınmış oluyor. Ulan ne kadar rezillik ya. Otur da ağlama ya şimdi. Bunları kapat. Çok fazla ısınıyor. Hayır, kapat lan. Bunu kapatırsak. Ay, olmaz. Güzel. Çok güzel. Bakın bir görevimiz diğer şeyi vur diyor. Diğer şehri. Ne oldu? Kömür depo. Depo inşa etsek de ne olmaz aslında abi, taraftan kazmaz. Ya yok, depoya gerek yok. Çok basit abi. İşçi lazımsa başka bir yönde çalıştırırız, o da biter. Olmazsa tahta toplamaya gideriz gene. Depo lazım ileride. Mesela bak. Şuranın tahtasını temizleme yönünden. Çok güzel. Fazla ise sıkıntı yok. Gel şöyle. Buraya. Kömür toplamayı. Sen buradan alalım. Çok güzel. Artık kömür üretimi için elimizde değil bir tane var. Araştırma konusunda aslında çelik de lazım olacağı için çelik araştırması lazım. Gerek var mı ki? Hastalanması kimsini istemiyorum. Evet. Çok güzel. Tamam, kömür toplama yeteri kadar kömür mevcutsa. Tahta toplayalım o zaman. Ne oldu? Bir teşekkür varmış. Yani çocukları işe göndermek doğru değil bana göre. Yani tamam, zor zamanlar yaşıyoruz. Genelde çocukların çalışması değil, eğitim alması. Çocuklar zaten ileride yardım edecek. Aa, burada hayatta kalmış insanlar. Burada bire... Hı? Hı? İlk önce buraya göndermemiş mi? Boş ver. Ne varmış burada? Burada arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Burada insanlar bir yere saklamış ayılardan. Ayılardan kurtarma imkanınız var. Ölmeden istemem. Hayattan kurtaracağım. Kurtardık. Of, keşif grubunu kaybetmedik. İkisi de... Tamam, çok güzel. Şehre geri dönüyoruz. Hayırlı olsun. Oy. Evet, insanları kurtaralım. Ha doğru, ben öyle gezecektim. Benim kafam karıştı. Ben de diyorum buradaki malzeme zaten direkt şehre döndüm ya. Tamam. Ben ne oldu diyorum. Tamam. Şimdi bu sektörde açtık. Devam edelim. Aslında evet, jeneratörün gücünü yükseltmek lazım. Elimizde bir miktar çalışan var. Aslında bunu nasıl değerlendiririz? Kömür de toplanmıyor. Demir toplamak için bir şeyler inşa edebiliriz. Şimdi bir şey inşa edelim sadece. Dördü aslında fark etmiyor nasıl inşa ediyor. Beynim durdu gene. Böyle değil bu zaten, yollar, o yollar yıkılacak. Çok yanlış bir düşünce. Amacım neyse, amacım güzel bir şehir inşa edebilmek. Evet. ...97 demir de toplamaya başlarız. Hem
Hayatta kalmış insanlar, onların hayatı kafalarında. Çok güzel. Şimdi gidiyorsun sen abi. Buraya gel, sonra da buraya gel. Evet. Ama orada da bildiğime göre kurtarılması gereken insanlar var diye hatırlıyorum. Emin değilim bu konuda ama öyle hatırlıyorum. Şimdi dur o zaman, nasıl yaparız? Bana yeni yer lazım. İnsanlar nasıl sağlıyor? Şöyle yetişebilirim o zaman. Tane, 4 tane lazım o zaman. Tamamdır. 41 tane çuş. On buraya. Buraya mühendis de sayısı bayağı çok. Daha verim. O zaman şöyle, daha sorunu çekmeyelim diye biz iki tane gene yapalım biz bundan. Yanlış inşa ettik. Daha toplamaya gönderelim biz bir kısmı. Evet. Geri döndüler avcılar galiba. Hastalanan sayısı azaldı. 3'e düştü. O zaman mühendisleri aslında tutalım şu anda. Yeteri kadar işçimiz var. Burada niye biraz? O zaman yükseltelim. Çok güzel. Demir de toplamaya başladı. Hangisinden bahsediyor? Ha, bunun işi bitmiş. Bunu sökebiliriz o. Tamam da gene 10 kişi boşta kaldı. Görüyor musunuz? O zaman bir tane daha kömür sıkıntımız yok. Bir tane daha şöyle bir şey inşa edelim. Evet. Yeni bir yasaya gidebiliriz. Çok güzel. Yeni yasada şu anda bir tane de arkadaşlar bir bar gibi, içki evi gibi bir şey inşa etmeye yolda gidelim. Evet. Halkı mutlu tutalım. Güçlü seviyede o zaman bunları inşa edelim. Bir tane de daha, dur. İki tane de araştırma yeri inşa edelim mi? Neden olmasın ki? Yani elimizde imkan var, değerlendirmek lazım. Şimdi jeneratörün gücünü, ondan sonra fazladan keşif grubu tutabilmek için, ayarlayabilmek için onu şey yapacağız. Bunda niye sorun var? Kömür bağımlıydı. İnsanlar hastalanacak kadar, üşüyecek kadar değil. 3 tane şöyle hop. Çalıştık, geri ayarlamış olduk. Bize alalım. Çok güzel. Fazladan mühendize var. Görevlendirerek. Bunları alalım biz buradan. Demire göndererek. Kömür zaten yeteri kadar mevcut. Mesaj geldi. Onun da değil şu an. Çok güzel. Şimdi bir keşif grubu daha lazım. Evet, şeyini yükselteceğim mesafesini ama ilk önce keşif daha lazım. Çok güzel. Evet, burada da hayatta kalanlar var. Ne götüreceğim? Sahip çıkacağız. Ben kendim götürmek isterim lazımını. İyi, daha fazla insan geliyor. Kaç tane? Büyük ihtimal 20-30 tane olacaklar. 20-30 tane ev lazım bize. Şimdi ısınma konusunda sorun oluşmasın. Şöyle bir şey dışarı. Evet. Tamamdır. Çok şükür. Ne oldu, yol sonu mu? Evet, doğru diyor, sonu. Kömür sonu gittikçe başlıyor. Geldiğim gibi toplamaya gideriz. Arkadaşlar.
Ne olmaz diye köyüme cennet yaptık inşaatsak. Buraya da aslında falan olmaz ama... Vallahi. Şöyle bir şey yapalım biz. Bir düzenlemeye gidelim. Yollar inşa edildikten sonra gerisi sökülecek. Yeni bir yasaya gidebiliriz. Daha erken. Bence buna gidelim. Çorba için insana içki içtikten mutlu olur. Her gün. Evet. Çok güzel. Şimdi boş durma sen. Buraya git. Buradaki amacımıza ulaşalım. İnşa edildi. Şimdi şöyle düzenlemeye gidelim. Bir yola gerek yok. Alan lazım demiştim. Alanı da oluşturduk gördüğünüz gibi. Mühendisleri burada görevlendirelim. Boş durmasınlar. Dur, yok 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 yok. Şöyle gelin, mühendisler burada takılsın. Evet. Bunu hızlı bitirmelerini çalıştırıyor. Tamam, çok güzel. Kömür toplama meselesini el atmış oluyor, sayın olsun. Şöyle yol çekelim. Tahtalar da bitti mi? Burada güzel şekilde bunları sökeceğiz. Bundan saatini de yükseltelim. Hızlı bir şekilde elden çıkarabilmek için. Çok güzel. Artık daha fazla kişi kurup görevlendirebiliriz. Şimdi. Burada bu var. İkinci seviye gerek yok. Başka türlü çözdüm. Buna da gerek yok. Daha hızlı kesime gidelim. Ondan sonra ikinci seviye araştırmaya geçelim. Demir üretim de bayağı mevcut. Tamamdır. Kömür azalıyor abi. Yetişemiyoruz kömüre. Sıkıştığımız zaman büyük ihtimal... Abi azalıyor. O zaman ne yapacağız? Oradan bir 10 işçi alalım. Buraya getirelim. Bu bir. Saatleri çoğaltıyorum. Buradaki tahta kesimi dolduruyoruz. Buraya getiriyoruz. Başka bir yerden. Bir de mühendis alalım şuradan bir yerden. Dur. Burada mühendis var aslında. Şöyle yapalım. Evet. Sonuçta kömür lazım bize. Araştırma yolunda buradan devam ediyoruz dediğim gibi. Yol inşa edilmedi galiba. Edilmek zorunda mı? Niye orada sorun çıktı şimdi? Allah Allah. Sıkıntı ne? Şimdi dua edelim sorun yaşanmasın. Kömür sorunu. Su hava soğuyacak da gittikçe. Aslında ben ikinciyi kullanıyoruz, çok erken kullanıyoruz. Kapat düşür. Kaça düştü? İkinci seviye olması zaten saçma. Gerek yok şu anda. Olmazsa... Ne kadar kömür toplandı burada? 239 olmuş.
Ben bu önemli değil. Bana az kömür harcamak için böyle bir şey lazım. Daha az kömür harcamamız lazım. Bak, yükseldiğini görmek güzel. Geldi, kömür harcamasını düşünmek lazım. Bana gıda lazım. Dur, mühendisten burada bir kısım çekelim. Buraya verelim. Evet. Tahta dolmuş. Oo, tahta dolmuş. Ay, o zaman güzel. Tahta dolduysa tamamdır. Sıkıntı yok o zaman. Tahta toplam. Şimdi aklıma başka bir şey geldi. Şimdi burada çalışmayı iyice geliştirelim biz. Arka sıralardan da toplansın. Fazla yapta toplandıysa yeteri kadar. Çok güzel. Artık daha az kömür harcamaya gittik. Bunu şey yapalım. Jeneratör. Yani evde şeydeki neydi onun ismi? Şunların seviyesini yükseltirsek daha çok işimize yarar. Gel bakayım sen şöyle. Zaten tahtam var yeteri kadar. Bir atom bulduk. Evet arkadaşlar. 10 işçinin yerini alabilecek şekilde bir makine. Hemen şehre gönderiyorum bunu. Çok güzel. Şimdi şöyle gitsin bakalım bizimki. Burada büyük bir konvoy varmış. Bu büyük konvoya bakalım olabilecek mi? Ne oldu? Terk edilmiş bir köprü. Bu da herkes için çok kötü bir durum. Umut kaybediyorsun. Umudumuz düşmüş olabilir ama biz hayatta kalmayı şimdiye kadar başardık. Umudumuz yüksek, mutsuzluk var ama büyük bir sorun olarak da görmüyorum bunu açıkçası. Şu bölüm bitmeden şunu iptal edelim biz. Evet, kömür madeni sorunu çözdük. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Kulaklık düştü. Önümüzdeki bölüm çalışmalarımız devam edeceğiz. Büyük ihtimal fabrika inşa etmeye bakacağım. Fabrikayı tabii araştırmak lazım. Otomaton üretimine gidebilmek için. Evet, ondan sonra buna gideriz. Daha hızlı ilerlenmesini sağlayacak bizim keşif. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.